Mersin'deki hain saldırıda şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in kahramanlığı ortaya çıkan yeni görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi. Şehit polis alçak teröristlere karşı bakın nasıl bir direniş göstermiş. Hani hep deriz ya bu ülkenin kahramanları bitmez diye. Bu söz Mersin'de bir kez daha aklımıza kazındı. Şehit polis memuru Sedat Gezer canını hiçe saydı. Ölüme böyle koştu. Polis evinde katliam yapmak isteyen kadın teröristlere geçit vermedi. Gezer'in bu mücadelesi bize İzmir'deki terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin'i hatırlattı. Şehit polis memuru Sedat Gezer ne ilk ne de son kahramanımız olacak. Saatler 22.30'u gösteriyordu. Polis evindeki misafirler odalarındaydı. İki kahraman Sedat Gezer ve Abdülkadir Öztürk güvenlik noktasındaydı. Eli kanlı iki kadın terörist polis evine böyle giriş yaptı. PKK'lı kadın terörist Dilşah Ercan ve yanındakine uzaktan bakıldığında sanki polis evinde konaklayacakmış gibi halleri vardı. Sırtlarında çanta vardı. İçlerinden biri nöbet kulübesine yaklaştı. Tabancadaki tüm mermileri ateşledi. Silahı kulübeye atıp oradan uzaklaştı. Ardından birlikte geldiği teröristle birlikte uzun namlulu silahlarını çıkarıp ateş etmeye başladılar. Hedeflerinde içeriye girip çantalarındaki bombaları patlatıp polis evinde katliam yapmak vardı. Türk polisi durur mu? Durmadı. Sedat Gezer ve Abdülkadir Öztürk ilk saldırının ardından elini beline attı. Tabancalarını çekerek teröristlerle çatışmaya girdi. Sedat Gezer yere yatarak hainlerin üzerine kurşun yağdırdı. Önce kaçmayı düşünen teröristler Gezer'in siper aldığı kaldırıma doğru ilerleyerek ateş etmeye devam etti. İşte şehit polis memuru ilk yarasını o an alıyor. O yara bile Sedat Gezer'i durdurmaya yetmedi. Sırtını kaldırıma dayayarak üzerine gelen saldırganlarla son kurşununa kadar görev noktasını korumak için çatıştı. Açısı ne kadar dar olursa olsun kahraman polis o hainlerden birini vurmayı başardı. TC polis evi saldırısına dair paylaşılan görüntülerde destek için bölgeye gelen gece bekçisi de görüldü. Uzakta da olsa destek kuvvetlerinin gelmesi için zaman kazandırmaya çalıştı. Tel örgülerin ardından hiç düşünmeden tetiğe bastı. Ardından o da kendisine kaldırımı siper alarak ateş etmek için en doğru açıyı aradı. Çatışmada kadın teröristlerden biri vurulunca hainler üzerindeki bombayı böyle patlattı. Patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada polis memuru Sedat Gezer ardında gözü yaşlı bir aile bıraksa da PKK terör örgütünün katliam planını önlerken şehadete yürüdü. Sedat Gezer'in bu kahramanlığı bize 5 Ocak 2017 günü İzmir Adliyesi'ne teröristlerin bombalı araç saldırısında direniş gösteren kahraman şehidimiz Fethi Sekin'i hatırlattı. Candan geçtiler candan, ana baba evlat yardan. Yani işin özü bu vatanın kahramanları bitmez, şehitler tepesi boş kalmaz. Ruhunuz şad olsun kahramanlarımız. Çıksın diye dardan.